Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Benden önce yapılan 17 konuşmada farklı şekillerde, farklı yönlerde aslında aynı konuda konuya dokunduğumuzu size göstermeye çalışacağım. Bir arama motoruna İngilizce "İngiltere'de trafik kuralları" diye yazdığımız zaman karşımıza trafik kuralları. Şaşılacak bir şey yok. Ama aynı arama motoruna bu sefer "Türkiye'de trafik kuralları" diye yazdığımız zaman karşımıza çıkan bu. Şimdi aradaki fark nedir? İngiltere'de kurallar var, dolayısıyla düzen var. Bizde düzensizlik çünkü kuralımız yok mu? Oysa şu anda yürürlükte 14.549 tane kanun ve bir yığın mevzuatımız var, teyitli bilgi. Üstelik onlardan farklı olarak, yani karşılaştırma yaptığımız İngiltere'den farklı olarak da bizde bir de yazılı anayasa var, onlarda yok. Peki bütün bunlar, bu mevzuat, anayasa bizi güvende hissettiriyor mu? Sokağa çıkarken korkmamızı engelliyor mu? Yatırım yaparken endişe duymamızı engelliyor mu? Kurallar bozulduğu zaman düzeni tekrar tesis edileceğine inanıyor muyuz? Gelecek hakkında ne düşünüyoruz? Sonra fark ettim ki aslında aynı ifade "gelecek belirsiz" benim de beynimin içinde tıpkı buradaki gibi büyük ve koyu harflerle yazılıyor olduğunu. Neden? Neden böyle düşünüyoruz? Neden geleceğin belirsiz olduğunu düşünüyoruz? Çünkü yaşadığımız her şey değişiyor. Çevre değişiyor, iklimler değişiyor. Her gün yeni bir ürünle tüketim alışkanlıklarımız değişiyor. Çalıştığımız şirketler değişiyor, yaşadığımız devletler değişiyor. Öyle ki şirketlerin devletleştiğini görüyoruz, devletlerin şirketleştiğini görüyoruz. Yaşadığımız yere mi aitiz, çalıştığımız yere mi aitiz? Belirsizlik. Bunun dışında saldırıların tehdidi altındayız. Salgın hastalıkların tehdidi altındayız. Teknoloji çok güzel, hayatımızı kolaylaştırıyor, evet. Ama kim tarafından ve nasıl kullanıldığını düşünecek olursak bir tehdit haline gelmedi mi? Hayatta her şey o kadar hızlı değişiyor ki dünyanın kalp atışının hızlandığını söylüyorlar. 1952 yılında 7.8 olarak ölçülen devir hızı 1980'lerden itibaren artmaya başlandığı söyleniyor. Peki bu değişim, bu hız, bu tehdit ve buna karşı verebilecek bir cevabın bulunmaması karşısında endişe ve korku ve panik halindeyiz. Bu resmi küçükken gördüğüm zaman ilk yaptığım refleks çevirmekti, sayfayı çevirmekti. Bakmaya katlanamıyordum ama şu anda bu resme bakınca aynaya bakmış gibi oluyorum. Korku ve endişe halinde rasyonel davranmak zordur. Sığınacak bir yer ararız, küçük çocuklar gibi. Bunun hukukta teorisi de vardır. İngiliz iç savaşına şahitlik etmiş Thomas Hobbes, Leviathan'ı yaratmıştır. Kim için? Korkan insan için. Neden korkan insan için? Ölümden korkan insan için. Tabiat karşısında ölümden korkan, yanındakinin onu öldürmesinden korkan insan için toplum sözleşmesi fikrine bağlı olarak yarattığı şey Leviathan, bir canavardır aslında. Güçlü devleti temsil eder. Tarihten örnek vermek gerekirse eğer, Birinci Dünya Savaşı sonrasına gidelim. Birinci Dünya Savaşı sonrası ekonomisi çökmüş toplumların rasyoneliteyi kaybedip faşizme kayması buna gayet güzel bir örnektir. Filmler eğlenceli, kurgusal gerçekliği bize çok net koyarlar. Star Wars'u çoğumuz seyretmişizdir. Oradaki en temel karakter Anakin, benzer bir ruh hali içindedir. Masum bir korkusu vardır. Sevdiği kadının annesi gibi ölmesinden korkuyordur aslında. Ve bu korku karşısında yaptığı tercih akıl değil, üstünün tercihidir. Bu korku ve endişeyi belki benim yapımdan kaynaklandığını düşünebilirsiniz ya da seçtiğim meslekten kaynaklandığını düşünebilirsiniz. Hukukçuyum ve sanıldığının aksine hukukçular sorunu yaratmazlar. Aslında sorunları bulup çözmeye çalışırlar. Dolayısıyla bu korku ve endişe ve panik halinde geleceğimizi belirsiz olduğunu düşündüğümüzde bizi
yoldan çıkmamamızı sağlayacak, savrulmamamızı sağlayacak, güvenli ortamda devam edebilmeyi mümkün kılacak bir çözüm olmalı, bir yol olmalı. İşte o yol, işte o yol, hukukun üstünlüğü. Evet, görebiliyorum, ilginç gelmedi, yeni de değil. İşte tam da yeni olmaması bize gerçekten ihtiyaç duyduğumuz güvenli ortamı sağlayacak yanı mı? Yanı. Peki, neden böyle söylüyorum? Hukukla başlayalım. Hukuk tekerlekten önce vardı. Hukuk yeni bir kavram değil ama ben hukukun üstünlüğünden bahsediyorum. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve beynimiz bu gri hücrelerini çalıştırarak, zorlayarak bulduğu bu karmaşık aletten önce hukuku yaratmıştı. Yönetenler ve yönetilenler ayrımının olduğu bir toplumsal düzenden bahsediyorum. Ve hukuk ve araba tekerleği aynı coğrafyanın ürünüdür, Mezopotamya'nın ürünüdür. Hatırlayın, Sümerler, Akatlar, Babiller hep uygarlıklarıyla ama aynı zamanda yazılı hukuk kurallarıyla ünlüdürler. Ama hukukun üstünlüğünü derken ben var olan kuralların üstünlüğünden bahsetmiyorum. Yönetenin de yönetilenler gibi o kurallarla bağlı olduğu bir toplum düzeninden bahsediyorum. Ve bu toplum düzenini bu coğrafyada, Mezopotamya'da yeşerdiğini görmüyoruz. Bu fikrin yeşerdiğini görmüyoruz. Elbette çivi yazısı zamanında bu tür tartışmaların yapılmış olmasını beklemek gerçekçi değil. Ama daha sonra da, hatta bugün bile yöneteni sorgulayan bir düşünceyle karşılaşamıyoruz. Peki böyle bir düşünce var mı o zaman? Nereden çıkarıyoruz? Bunun için Akdeniz üzerinden yolculuğa çıkmak ve Yunan kıyılarında Platon'la karşılaşmak lazım. Bir devlette yasa yöneticilerin üstündeyse ve yöneticiler yasanın kölesi ise, devletler kurtuluşa ve tanrıların verdiği bütün nimetlere kavuşur demesi için onu Aristo takip edecektir ve diyecektir ki yasanın egemen olması yurttaşların herhangi birinin egemen olmasından yeğdir. Yasanın egemen olmasını isteyen başka hiçbir şeyin değil, tanrının ve zekanın egemen olmasını istiyor demektir. Güçlü duygular yöneticileri ve insanların en iyisini bile yoldan çıkarır. Yasada tutkuları olmayan zekayı bulursunuz demiştir. Bunlar çok güzel düşünceler, çok güzel sözler, evet. Ama bizim için söz değil, uygulama, somutlaşma önemli. Bu gerçekleşti mi? Evet, yolculuğa devam edelim. Bu sefer Manş kıyılarından karaya çıkıyoruz. Yer Londra yakınlarında bir çayır, yıl 1215'tir. Dönemin kralı yurtsuz John ve o dönemin en etkili toplumsal grubu olan karşısında baronlar ve birlikte bir sözleşme imzalarlar. Magna Carta, hepimiz biliriz. Yıl 1215. Kral John'a kabul ettirdikleri şey şudur. Hakkı ya da adaleti kimseye satmayacağız. Hiç kimseyi bundan mahrum etmeyeceğiz ya da bunu sağlamakta gecikmeyeceğiz. Kabul edilen kural budur. Üstün hukuk kuralı budur. Hukuk kuralı arıyorsak işte o budur. Elbette 1215 sonrası gelgitli bir geçmişi vardır üstün hukuk kuralı haline gelebilmek için. Ama itaat bekleyen bütün kralların kabul ettiği bir hukuk kuralı haline gelmiştir. Kabul etmeyen kralların da karşılığını hayatlarıyla ödedikleri bir kuraldır bu. Peki bu tarihsel bilgi bize neyi söylüyor? Bu tarihsel bilgi bize şunu söylüyor. Tarım devrimine geçtikten sonra insanlar farkına varmadan ilk ayrımı yaptılar. Kuralları koyanlar, yönetenler ve onlara itaat etmek zorunda olan yönetilenler. Ve uzun bir süre neden itaat etmek zorunda kaldıklarını sorguladılar. Ve bir noktada ne zaman ki devlet, siyasal iktidar, yönetici kendisi için, kendi hakkı için, gelişmesi için bir tehdit haline geldi. Onun haklarını ihlal etmeye başladı. Önce bir savunma mekanizması olarak bilinç dışı bir refleksle, 1215'i böyle düşünebiliriz. Ama daha sonra bütün toplum sözleşmesi fikriyle yöneteni, siyasal iktidarı, devleti ehlileştirmeye başladılar. Yöneteni haklarını koruyan hukukla bağlı hale getirdiler. Peki, hayvanlardan tanrılara Sapiens adlı bir kitap var. Bu kitapta şöyle bir cümle var. Diyor ki, 1789'da Fransız nüfusu neredeyse bir gecede Tanrı'nın
egemenliğine dayalı kralın gücünü terk edip milletin egemenliği mitine inanmaya başladılar. Buna şunu da ekleyebiliriz. 1776'da da Amerika'daki İngiliz kolonileri kendi devletlerini yaratmaya karar verdiler bir günde. Elbette bu iki olayın öncesindeki düşünsel altyapı uzun uzun anlatılabilir. Ya da şunu söyleyemeyiz, Temmuz ayının sıcaklığından bayılan insanlar bir günde bir devrim yaptı dememiz mümkün değil. Ama her iki olayın arkasındaki itici gücü görmemiz lazım. O da şudur: bu hayatta daha iyisini hak ettiklerine duydukları inançtır. Ve bunu gerçekleştirmek için de kişinin değil, yönetinin değil, kendi haklarının korunduğu bir sistem tercihi yaptılar. Bir inanç yarattılar ve buna sahip çıktılar. Ne için? Mülkiyet haklarını korumak için. Sadece toprak mülkiyeti değil, beden mülkiyetlerini korumak için, fikri mülkiyetlerini korumak için, toplum olarak var olabilmeyi, devam edebilmeyi mümkün kılmak için yönetimi yeniden tasarladılar. Bu bir tercihti. Kendi masallarını nasıl yapmak istediklerine ilişkin bir tercihti. Ön loblarıyla düşünmeye başladılar belki de bir dönemde. O yerlerde. Hukukun üstünlüğü 1215 böyle bir evrime sahip. Hala geçerli mi? Hala var mı? Evet, hala var. Bugünün gelişmiş bütün devletlerini gerçekten güçlü kılan işte hukukun üstünlüğüne duydukları inançtır. İnsani kalkınma endekslerinin verileriyle hukukun üstünlüğünün ölçüldüğü endeksleri, verileri yan yana koyduğunuz zaman paralellik bunu gösterir bize. Peki başka bir örnek daha verelim. 1995 okyanusu geçtik. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Dönemin başkanı Bill Clinton hakkında hatırlarsınız, Paula Jones bir dava açmıştı. Cinsel istismar davası. Ve haliyle yönetenin yaptığı ilk refleksle başkan yargılanamaz, yargılama davanın görevden sonraya bırakılması itirazında bulundu. Peki mahkeme ne dedi? Evet, halk tarafından seçilmiş başkan yönetmekle çok büyük bir görev gerçekleştiriyor. Dolayısıyla yargılamayı görevden sonraya mı bırakalım? Hayır. Mahkeme yargıcı gerekçesinde şunu söylemiştir: Magna Carta'dan bu yana kabul edilen diğer belgelerle ortaya konan egemenin Tanrı'ya ve hukuka bağlı olduğuna ilişkin kurala aykırı olacağı için itiraz reddedilmiştir. Bill Clinton mahkemeye gelmiştir, sanık sandalyesine oturmuştur ve ifade vermiştir. Sonrasını hatırlarsınız, o ifadeden sonra yalan ifade verdiği için kongrede ayrıca impeachment prosedürüne de muhatap olmak zorunda kalmıştır. Peki, neyi söylüyorum? Söylemek istediğim şey şu: İnsanların bizim bugünlere kadar, 21. yüzyıla kadar gelmesini sağlayan çok önemli bir özelliği unutmamak lazım. Değiştirme özelliğini. Belirsizlik endişe ve korku yaratabilir. Ama bu değişiklik yapabilme özelliğimiz bize yeni yaratma fırsatı da sunar. 14. yüzyılda İbn Haldun, coğrafya kaderdir diyerek çok önemli sosyolojik bir tespit yapmış olabilir. Ama insanca yaşayıp yaşayamamak bir kader değil, bir tercihtir. Kaderimizi kendimiz mi belirleyeceğiz, yoksa birilerinin gelip o kaderi bizim için yazmasını mı bekleyeceğiz? İşte bütün mesele budur. Ve özellikle hukukun sorgulandığı, hukuk kurallarının sorgulandığı zamanlarda kaderi belirleyecek olan hukukun üstünlüğüdür. Eğer kendimizi geliştirmek istediğimizde önümüze duvarlar konduğunu görüyorsak, eğer kendi stilimizi yaratmak istediğimizde sınırlar çiziliyorsa, eğer tehdit altında hissediyorsak, güvenli hissetmiyorsak kendimizi ve daha önemlisi geleceği ekmek için bir tohum bile mücadele konusu haline geliyorsa o zaman bu topraklarda, demek ki değişiklik yaratma zamanı gelmiştir. Teşekkür ederim.